Sevgili öğrenciler, işte Çağla, Çiğdem ve Çağdaş. Çağla, Çiğdem ve Çağdaş üç yakın arkadaştır. Bu üç arkadaş Çağlaların evinin bahçesindeki ağaç evde vakit geçirmeye karar verdiler. Çiğdem ve Çağdaş çantalarını alıp Çağlaların evine doğru yolculuğa çıktılar. Evin bahçesine vardıklarında yemyişil çimenlerin üzerinde. Kocaman bir çınar ağacının gövdesine kurulmuş ağaç evi gördüler. Çocuklar ağaç evin merdivenlerinden yukarı çıktılar. Çeşit çeşit çiçeklerle çevrelenmiş bahçeye bir de yukarıdan baktılar. Çağdaş hiç böyle bir ev görmedim diye düşündü. Çağla Çocuklar çabuk olalım daha çok işimiz var dedi. Beş çayını içip çevreyi gezintiye çıkmaya karar verdiler. Çağla tıpkı bir aşçı gibi çeşit çeşit kurabiyeler pişirmiş, çaylar hazırlamıştı. Çağla çikolatayı kremayla çırptım, çilek de var. Çilekleri çatalla alıp çikolataya batırırız dedi. Çağdaş harçlıklarını çarçur etmeyip biriktirdiği parayla üç çikolata almış, çantasında getirmişti. Çiğdem de çekirdek getirmiş, birlikte çitleriz diye düşünmüştü. Çocuklar çikolatalarını yediler. Çağdaş çikolatasının çöpünü atmak için çöp kutusu aradı. Çevresine baktı, bulamayınca çöpü ağaç evin penceresinden çimenlere atıverdi. Çağla ve Çiğdem, Çağdaş bu yaptığın hiç mi hiç doğru değil dediler. Çağdaş, içeride çöp kutusu bulamadım diye cevap verdi. Çiğdem, o çöp değil zaten, o bir ambalaj. Kağıt, cam, plastik gibi atıklar geri dönüştürülebilir. Bu sebeple geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır dedi. Çağla ve Çiğdem, Çağdaş çabuk onu çimenlerin üzerinden al dediler. Başka çare yok alacağım diye düşündü Çağdaş. Merdivenlerden indi, çikolatanın çöpünü aldı, yaptığından çok utanmıştı. Çağdaş okulda çöp denilen pek çok şeyin aslında çöp olmadığını öğrenmişti. Hem çevremizi hem de aile bütçemizi korumak için geri dönüşüme önem vermeliyiz diye düşündü.